Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ Yayınıyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size şu şekilde arkadaşlar iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelim bu. Bunu tığa çevireceğiz arkadaşlar. İğne yası modelini tığa çevireceğim. Bu modelin çıkardım sizler için arkadaşlar. Modelim şu şekilde oldu bakın. Altında yine bende sinek kanadı yaptım. Ve arasına küçük sinek kanatlarını da ara suyu olarak kullandım. Şöyle biraz hareket gelmesi için arkadaşlar sinek kanadının tepesine de minik kirpikler yaptım. Evet. Orada tek renkti arkadaşlar. Ben biraz farklılık olsun diye farklı renklerden yaptım. Siz tek renkte yapabilirsiniz oradaki gibi. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 1, 2 zincir, yandaki tığ battıya girip bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir, hemen yandaki tığ battıya bu şekilde tığ battı yaptım. 2 tığ battıyla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ara mesafesi olarak 2 tığ battı veriyorum. 2 tığ battı vermem sebebi de bu alt tığ battılarımı çok sık gittiğim için arkadaşlar. Eğer sizinkiler iri ise tek verebilirsiniz. Bakın benim 2 tığ battı sık olmamasına, birbir üstüne gelmemesine, daha güzel durmasına vesile oldu. Siz de büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bakıp bu şekilde tığ battı mesafesini ayarlayın. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 2, 2 olarak aldım. Küçük bir trabzan yaptım buraya. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. 5 zincirimi kirpik olarak. 3 zincir. Şöyle tersine çevirip yaptığım bu 5 zincirimin içine 3 zincirimi kapatıyorum. 8 zincir çekiyorum. 7 ve 8. Döndüm arkadaşlar bu şekilde. Aynı trabzanın içine sabitliyorum. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle öneme iletmesin. Dik bir şekilde durması için. Şimdi iki tane arkadaşlar zincirimi çekip çiçeğimle ara mesafesini bu şekilde tığ battı olarak ayarlıyorum. 2, 1, 2 zincir. 3, 4, 5, bu şekilde arkadaşlar. 5 veya 6 verebilirsiniz. Dediğim gibi tığ battım sık olduğu için ben 6 tane yaptım. Bakın şu ara mesafesini verdik. Buradaki tığ battı ara mesafesini verdik. Şimdi sinek kanatlarımızı yapacağız. Tığımın başına arkadaşlar 3 defa doluyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battının içine girdim. Bir tanesi ortada kaldı. 1, 2, 2. Bakın gevşek gevşek bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Böyle büyük bir trabzandan yuva yaptım. Bir zincirimi çekip tekrar buraya sık iğne ile sabitledim. Trabzanımın içine. 5 zincir. Buradaki yaptığım sinek kanatlarının zincir adediyle aynı. Hiç kafanız karışmayacak arkadaşlar. Orada 5'ti, burada 10'du. Sayı değişmiyor. Orada da 5, burada da 5. 3 zincirimle çekip şöyle tersine çevirip bu 5 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. 8 zincir. Evet, bu şekilde ilk sinek kanadımı yaptım. Bu yuvanın içine 4 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Yine 5 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Döndüm. Bu 5 zincirli yuvamın içine sabitledim. 8 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. Elim fazla gevşek değil, fazla da sık değil arkadaşlar. Orta karar bir el örgüm var.
Bu benim el örgüme göre bu sayılar çok muntazam. 5 zincir, kapattım. 3 zincir, geri çevirip bu şekilde yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 8 zincir. Çeviriyorum. Bu da 3. sinek kanadı. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle zinciri sıkı sıkı çekip kalıp gibi durmasını sağlayalım. Bakın yuvamızın içine de. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Bu 5 zincirli yuvamın içine bu şekilde sabitliyorum. 8 zincir. Çevirdim arkadaşlar. Yuvanın içine sabitledim. Dibine de dediğim gibi kaymaması için şöyle bir destek yapıyorum. Aşağı meyletmesin sinek kanatlarım. Evet arkadaşlar, şimdi 2 zincir çekip tekrar 6 tane tığ battı mesafesi vereceğim. 2 zincir hemen arkadaşlar, bakın yandaki tığ battıya girip tığ battı yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2 zincir, tığ battı, 2 zincir, 3. 4. 5. ve 6. Evet arkadaşlar, bu şekilde mesafeyi verdikten sonra ara mesafemizi verdik. Bir defa tığımın başına doluyorum. Yine ara suyu olan sinek kanatlarını yapacağım arkadaşlar. 2. Şurası sık olsun. Bir defa doluyoruz. Tığ battıya girip 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar yaptığım bu minik trabzanımın içine. 3 zincir. Hemen dönüyorum. Bu 5 zincirli yuvaya kapatıyorum. Bakın burada da aynısını yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle düz yüzüne döndüm. Aynı bu minik iki seferde aldığım trabzanıma kapatıp bu şekilde sinek kanadımı tamamladım. Dibine bir tane sinek kanadı sık iğne yapalım arkadaşlar. Bu yaptığımız sinek kanadını sabit tutacak. 2 zincir. 1 2 zincir. 2. 2 tane sinek kanadını yaptık. Tığ battığımızı yaptık. Bir defa tığımı doluyorum. 2 2. Bu şekilde minik bir trabzan. 5 zincir. Hemen kapattım buraya kirpiğimi. 1 2 3 zincir. Yaptığım 5 zincirin arasından giriyorum. 8 zincir. 2 5 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar. Yine de son kez bir sinek kanadını daha yapıp dibinin sık iğnesini yapıyorum bu şekilde. 1 2 zincir. Şöyle iki ara mesafesinde tığ battı mesafesinde veriyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi çiçeğimizin yapımına. Evet arkadaşlar. Bir tane şu kirpikleri de kulak çöpü edinelim. Videonun başında söylemeyi unutuyorum sanırsam. Şimdi çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, sinek kanatımızın ilkinden sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. İpimi buraya tutturdum. İki defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girip, yani ikinci sinek kanadımdan girdim. 1, 2, 2, 2. 4 seferde yaptım buraya trabzandan bir yuva. Bir zincirimi çekip arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum buraya. Bir zincir çekip ipimi uzattım arkadaşlar. Buraya 7 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Bu birinci ilmeğimi taktım tığıma. Yine trabzanımın arasına girip 1 2 zincirimi çekip şöyle ilmeğimi arttım arkadaşlar. Bu ikinci ilmeği. 1 2 zincir. Bu da 3. ilmeği. Trabzanın arasına girip 2 zincirimi çekiyorum. 4. 5.
1, 2 zincir. Bu da 6. Ve arkadaşlar sonuncu ve 7. ilmeğimi de bu şekilde taktım. Bakın arkadaşlar 4 seferde aldığım trabzanın içine 7 tane ilmek tam doldurdu. Bu şekilde bakın. Şöyle yuvarlak güzel bir yuva oldu. Şimdi arkadaşlar buraya ben bir tane hatta 2 zincir çekip şöyle ipimi bırakıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar burada bu şekilde şöyle açalım. İlmeklerimin boyutu bu kadar oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum. Tersindeyiz. İlmeklerimi çıkardım. Tersine çevirdim. Şöyle bu tığımdaki ilmeği en son ilmeğin içine kadar uzatıp buraya bu şekilde bir sık iğne ile sabitledim. 7 zincir. 6 ve 7. Bir tane bırakıyorum arkadaşlar. İkinci. Bakın. Ortada bir tane kaldı. Ben ikinci ilmeğinden girdim. 7 zincirimi buraya ikinci ilmeğimin üzerine sabitledim. Yine 7 zincir. Arkadaşlar ipimi gayet esnettim. Siz de böyle iş yaparken yani iğneden tığa iş yaparken ipinizi bu şekilde sündürün. Yine ikinci ilmeğimi arkadaşlar bu şekilde 7 zincirimi sabitledim. Yine 7 zincir. Yuvalarımı 7 zincirden kurdum arkadaşlar. 7 zincirin boyutu da bu kadar oluyor. Yine ilk yaptığım ilmekten tuttum. Sık iğne ile bu 7 zincirimi buraya sabitledim. Evet, 7 ilmekten 3 tane yuva oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane yuvamı da oluşturdum. Şöyle bir zincirle döndüm düz yüzüne. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl bir sık iğne yapacağız? Daha önce göstermiştim. Zincirimin yuvamın içine girip şöyle arkadaşlar sahte sık iğne dediğimiz olayı yapıyoruz. Yani tığımdaki ilmeğin içinden geçtim. Üzerine bir zincir. Yuvaya girdim. Bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir zincir. Sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Aynı iğne oyası gibi. Bakın farklı bir sık iğne oluyor. 3 oldu. 4. Şurası tığı fazla sıkmayacaksınız arkadaşlar. O zaman zor oluyor ilmeği çıkarması. Bakın gayet şöyle bol bir şekilde 6. Orta bolluk yani. Fazla da bol olmasın. 7. Zincir oyası gibi olur. Bol zincir oyası gibi. 8. Bakın şöyle bir yuvarlaklık oluşturacağız. Bombililik oluşturacağız arkadaşlar. 9. Bu şekilde arkadaşlar 10 veya 11 zincirimiz, 7 zincirimiz elimize göre kaç alırsa. Şimdi sıradaki yuvayı bu şekilde sabitliyorum. İçinden geçip üzerine bir zincir. Bir zincir, 3 oldu. Şurayı fazla sıkmayın arkadaşlar. Fazla da bol bırakmayın. Şöyle rahat 4, 5, 1 zincir. 6, 7, şöyle arkadaşlar bombililik vermek için tırnağımla geriye doğru çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Sıradaki yuvanın da İçine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Tekrar söylemiyorum. Bu şekilde yuvaya girip ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir zincir. 3 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar 10.yu da bakın buradaki son ilmeğimin içine girip sık iğne yapmıştım. Yine ilmeğimin içine giriyorum ki şöyle meyilli dursun. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip
İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Aynısını arkadaşlar. Şimdi buraya yapalım. Evet arkadaşlar. Öbürünü de sarı renkle yapacağım. Dediğim gibi siz ikisini de pembe renk yapabilirsiniz. İğne oyasında olduğu gibi. Ben hareketlilik gelsin diye bu şekilde ayarladım. Tabi zevk meselesi. Yine tığımın başını iki defa doluyorum arkadaşlar. Bu sonuncu sinek kanadımdan girip 1, 2, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Şöyle arkadaşlar bir zincirle içeri giriyorum. Şöyle bir zincirimi de çekip ipimi uzatıyorum. Kulak çöpümü aparat olarak kullandım arkadaşlar. Bakın kirpiğin boyutu da ne büyük ne küçük arkadaşlar tam kararında. Benim için ideal kirpik boyu. Evet arkadaşlar yine yuvanın içine giriyorum. 1, 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın ikinci ilmeğim. Buraya toplamda arkadaşlar 7 tane ilmek yapıyoruz. Fazla büyük yapıp da yuvayı da arkadaşlar kocaman hantal bir görüntü vermeyin. Görüyorsunuz yuvanın büyüklüğünü sık sık 2-4 seferde alınmış 2 dolama, 2 tığ başı dolaması yuvamız. 2 zincir, evet. Bu da dördüncü, bu da beşinci. Şöyle arkadaşlar yuvalak bir görüntü olması için ileriye doğru sıyıralım. Tekrar yuvaya giriyorum. Altıncı. İlmek sayısı önemli arkadaşlar. Eksik veya fazla olursanız eksikte batacak yer bulamazsınız yuvayı. Fazla da ne yapacağınızı şaşırırsınız. Sadece yani bir zorluk verecek olan bu ilmek sayısı. Ne eksik ne fazla tam yapmanız gerek. Şöyle arkadaşlar 7 tane yaptıktan sonra da dibine 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi de uzatabilirim şu şekilde aslında. İlmekten şöyle arkadaşlar bakın. Sağladım kulak çöpümden ilmeklerimi bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle ters tarafına çevirdim. Şunu arkadaşlar gördüğünüz gibi en son çıkardığım ilmek boyutunda ipimi uzattım. Ve buradan sık iğne ile bu ilmeği buraya sabitledim. Yani yukarıya çıktım arkadaşlar. Bunu örümcekle de yapabilirsiniz. Zincir çekerek de yapabilirsiniz. Zincir çekeyim dedim. Kaba durur diye arkadaşlar. Bu şekilde bunu buldum. Örümcekten de güzel duruyor. Örümcek ayrık oluyor. Onun için tekrar yuva yapmak gerekiyor. O yüzden bu taktik daha güzel. İlmeği uzatıp yanındaki ilmeğe sık iğne ile sabitlemek. 7 zincir. Sizler için zarif neyse arkadaşlar o şekilde ayarlamaya çalışıyorum. 7 zincirimi bir tane atlayıp ikinci ilmeğime bakın şu şekilde açalım arkadaşlar. İlmeğimizi kulak çöpünden çıkardıktan sonra daha seçkin olsun açalım ki. Kapattım 7 zincirimi buraya. 7 zincir. Yine bir tane atlayıp ikincinin içine çektiğim bu 7 zinciri bu şekilde sabitliyorum. 7 tane ilmeğim arkadaşlar 3 tane yuva oluyor. 7 zincirimi çektim. Sonuncu ilmeğimin içinden girip sabitleyeceğim. Bu şekilde. Sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane de zincirle düz yüzüne dönüyorum. Zincir olmadan dönmek zor oluyor arkadaşlar. Zincir bize bir kolaylık. Aynı şekilde bakın içinden girdim bir zincir bir şunu bol bırakın arkadaşlar dar olunca girmesi zor oluyor. Evet üzerine de bir zincirini çektim 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle bombililik için sıyıralım. 8. 9. 10. Evet arkadaşlar ben 7 tane zincirin içine 10 tane bu şekilde sık iğne sığdırıyorum.
Yine ikinci yuvadan gir, bir ilmek al, bir zincir. Yuvaya gir, ilmek al, tığdaki ilmekten geç, bir zincir, iki. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncu yuvamızı da aynı şekilde 10 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar, 10'uncuyu da bu içine girerek yukarı çıktığım ilmeğin içine de giriyorum bu şekilde. Ve içinden geçip bir zincirimi çekiyorum. Evet arkadaşlar, işimiz bitti, işlemimiz bitti. Bu şekilde ipimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de sinek kanadımızın üzerine yaptığım kirpiği göstereceğim. 3 tane koydum araya. Şimdi bir tane yaptım baştakine, bir tane atlıyorum. Üçüncünün içine arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2 zincir, hemen kapattım arkadaşlar yuvaya, minik bir kirpik. Bu şekilde buraya ikişer zincirli 3 tane minik minik kirpikler yapıyorum. 2 zincir, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane küçük küçük kirpikler yapıyoruz. Ve hareket veriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Ara suyuyla da arkadaşlar şöyle uyumlu bir görüntü oldu bence. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar bu şekilde. Şöyle arkasından da ütülediğiniz zaman tabii ki de kalıp gibi duracak. Biz hemen işlemi yapar yapar yapmaz karşınıza geldik arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.